Bir şey olduğu için kadın simgeliyor. Bakın orada. Hemen onun önünde bir asker göreceksiniz. Orada da meçhul asker anıtı. Her devletin bir meçhul asker anıtı bulunmaktadır. Vatanı için ölmüş isimsiz kahramanlar için. Orada sönmeyen bir ateş yakarlar. Bakın orada iki tane sağlı sollu ateş yanıyor. Şimdi bakın. Sağ tarafa bir göz atın. Karşı tarafta görüyorsunuz Kolezyum'u. Ben sizi oraya bırakacağım ya. Siz Kolezyum'un oradan yürüyüp buraya geleceksiniz. Serbest zamanınızda. Oldu da dediniz ki ben Aş Çeşmesi'nin oraya gideceğim. Çok vaktim var. Şu yolu takip edin. Dümdüz 350-400 metre sonra Via del Corso şu cadde. Sağ tarafınızda tekrar gidiyor. Fontana di Trevi'ye gidiyor. Yani Aş Çeşmesi'ne. Şimdi sarayı görüyorsunuz sol tarafınızda. İki tur atıyoruz. Şimdi şu gördüğünüz var ya balkon. O gördüğünüz balkonda Mussolini 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'ye faşist İtalya savaş ilan ediyor ya, bir balkon konuşması vardır. O balkondan konuşur. Halka burada hitap eder. Burası İtalyanlar doldurmuş. Mussolini konuşuyor. Onlar da böyle bağırıyorlar böyle. Sevinçle bağırıyorlar. İtalya İngiltere'ye savaş ilan etti diye. O faşist İtalya dönemini çok sevmezler şu anda İtalyanlar, Mussolini dönemini, Hitler'le birlikte olduğu için. Daha sonra faşist İtalya yıkılır ve savaştan çekilir İtalya, o sefer müttefik devletlerin tarafına geçer. Hemen karşı tarafta da gördüğünüz yine Trian Forumu, İmparator Trian. Şurada da gördüğünüz üzerinde şimdi İsa var da, kolonun üzerinde, o sütunun üzerinde İmparator Trian'ın bir heykeli bulunmakta. Şimdi İsa heykeli var. Şimdi sağdan devam. Bakın.